Merhaba arkadaşlar ben Sinan Soylu bu dersimizde sizlerle birlikte Rotate View Tool yani görünümü döndür aracının ne işe yaradığını öğreneceğiz. Bunun için sahnemize bir resim getirelim atalım şöyle sürükleyelim. Değerli arkadaşlar görünümü döndür aracı şurada bulunan şu araçtır Rotate View Tool'dur. Bunun kısa yolu R'dir. E, bakın Hand Tool'un kısa yolu neydi? H'di değil mi? Hatay'ın H'si. Rotate View Tool'un kısa yolu da R. Yani aynı başlık altında iki kısa yol genellikle olmaz. Ne demek? Bakın mesela patch tool'lara baktığınız zaman hepsinin J harfiyle açıldığını görüyorsunuz. J harfine bastığınızda en üsttekini açar. Ama burada R'ye bastığınızda hand tool üstte olsa bile gelip rotate view tool açar. R. Rize'nin R'si harfine bastığınızda açar. Peki tıklayalım. Sahnemize geldi. Böyle özellikleri olan bir aracımız. Değerli arkadaşlar Rotate View Tool'un özelliği görünümü döndürmektir. Bakın altını çiziyorum. Görünümü döndürmek. Yani görüntüyü döndürmek. Ne demek bu? Aslında resmi döndürmüyoruz. Sadece görüntüyü döndürüyoruz. Nasıl oluyor? Seçtik aracımızı veya R'ye basarak seçtik. Diyelim şöyle çeviriyoruz. Pusulayı böyle çevirmiş oluyoruz bu şekilde görüntüyü çevirmiş olduk. Bakın burada resmi çevirmiyoruz. Sadece biz bakış açımızı çevirdiğimizi düşünün. Bunu nasıl anlayabiliriz? Örneğin şöyle Rotate View Tool'un bakın şurada özellikleri var. Burada kaç derece çevirmek istiyorsanız bunu ona göre 45 diyelim. Şöyle yaptığınızda böyle olur. Veya şuna tıklayıp böyle kafanıza göre istediğiniz gibi de çevirebilirsiniz. Ya da araç seçiliyken şöyle mouse'un sol tuşuyla tıklayıp sağa sola doğru çevirerek de böyle istediğiniz açıda görünümünü çevirebilirsiniz. Ha eski haline nasıl gelecek? Reset View dediğinizde de eski haline gelir. Peki görünümün çevir aracının sadece görünümü çevirdiğini nasıl anlarsınız? Bakın arkadaşlar. Bakın şurada. Free Transform araçlarına gelip Ctrl T'ye bastığınızda Örneğin şuna bir tıklayıp şuradaki kilide tık kaldırdığımız zaman editten transform araçlarından free transformdan tıklayıp kontrol T'ye bastığımızda köşede e, transform noktaları çıkacak ve şöyle çevireceğiz. Bakın bu hareket neyi çevirmiş oldu? Bu hareket bizim e, şunu da basayım ki bu hareket kontrol T'ye bastığımızda resmi çevirmiş oldu. Görünümü değil. Kontrol Z yapayım tekrar. Tekrar bir e, mesela kontrol T yapacağım. Ben şunu tekrar şöyle bir şöyle çevirdiğim zaman dışarıya doğru çıktığım zaman resimde bir değişiklik yapmış olduğum için tıkladığım zaman ve çıktığım zaman ne diyor? Bunu kaydetmek istiyor musun diyor. Cancel diyorum. Veya şu sol tarafta bir küçük bir yıldız işareti vardır. Bu onun işlem gördüğünü gösterir. Bundan tekrar çıkalım. Tekrar War aircraft resmimizi yükleyelim içeriye sürükleyelim. Bunu Ctrl T transform araçlarıyla değil de sadece görünümü çevir araçlarıyla çevirdiğimizde ise görünümü değiştirmek resmi değiştirmeyeceği için çıktığımızda bile kayıt sormadan direkt çıkıyor. Zaten diyor kardeşim sen bir değişiklik yapmadın. Sadece bakış açını değiştirdin diyor. Peki tekrar resmi yükleyelim. Bunun amacı nedir? Peki ne işe yarar? Değerli arkadaşlar şöyle hafiften bir çevirirsiniz. Diyelim mesela bak uyduruyorum. Mesela fırçayla bunu boyamak istiyorsunuzdur tamam mı? Bu şekilde çevirdiğinde ve işlem yaptığınızda daha kolayınıza geliyordur. Fırçayı alırsınız diyelim mesela kırmızı e, iş, e, alırsınız e, şöyle. Ve şuradan boyamaya baş yeni bir de layer açalım şuraya. Mesela bakın uyduruyorum şimdi bunların hepsini. E, şuradan da şunu seçelim. Şuradan şu araçla şu bölgeyi seçerek böyle daha kolay seçtiğimi düşünüyorum ve görünümü döndür aracıyla şuraları boyayacağım. Bak mesela boyayacağım buraları. Bu işlemi öylesine üstün körü yapıyorum. Şu bölgeyi seçtim diyelim. Şurayı böyle biraz kaba aldık. Böyle kapattım. E şimdi burada bir rengim var. Ve fırçayla bunun için doldurabilirim. Boyayabilirim. Alt D diye diyebilirim. Boyadım. Ne oldu? Kötü bir görüntü oldu. Neden? Çünkü karışım modlarını ayarlamadık. Tamam. Ctrl D dedik. Çıktık. Bakın boyadığımız bölüm burası. Layer'ımız da burada seçili. Karışım modlarından da Soft Light seçtiğiniz zaman şöyle şöyle Hu, hu da olabilir. Şöyle diyelim bakın böyle bir boyama yapmış oldum. Şimdi bu boyamayı yaptıktan sonra tekrar eski görünümüme kavuşabilirim. Hani istediğim şekle hani daha kolay bir şekilde boyamış oldum diyorum. E ne yapıyorum? R harfine bastığımda ne oluyordu? R harfine hop Hemen üstte ne geliyor? Bakın hemen yan tarafta neyi seçmiş oluyoruz? Rotate View Tool'u seçmiş oluyoruz ve Reset View diyerek resmi eski haline getiriyoruz. Ne yaptık? Boyamada kolaylık sağladık. İşlemlerde kendimize kolaylık sağladık gibi işlere yarıyor. Peki şurada Rotate All Windows diye bir seçenek var. Bu ne işe yarıyor? Diğer başka mesela şunu da yükleyelim. Bak şu resmi de yükledim. Burada birden fazla resim var. Window'dan da gelip Arrange deyip şöyle Tile Up Vertical diyelim. İki resmi de buraya koyalım. Örneğin şunu burada diyelim ki bu savaş uçağıyla çalışıyoruz. Hepsini birden çevirmek istiyorsanız rotate olduğunda olsa tıkladığınızda bütün açılı pencerelerin hepsini bakın bunu çevirdiğim zaman şu da dönecek. Bunu çevirdiğim zaman şu da dönecek. Hani hepsini çevirmeye yarayan araç. Tekrar eski haline reset view diyerek getirebilirsiniz. Şöyle çıkalım. Gördüğünüz gibi görünümü döndürme aracı böyledir. Şöyle tıkladığınızda pusula çıkar. Pusulanın kırmızı yönü resmin üst tarafını vurgular. Buna da dikkat edin. Bakın pusulanın kırmızı yönü resmin asıl tap kuzeyini gösterir. Yani üst tarafını gösterir. Şöyle kaldığı zaman veya böyle gördüğünüz zaman demek ki resmin aslının böyle olmadığını anlarsınız. Gerçi resmin kanvas boyutunun kayışından da anlayabilirsiniz bunu ama. E, reset view yapalım tekrar eski haline getirelim. Bu araçta böyle kısa özellikleri olan bir araç. Takipte kalmayı unutmayın. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.